Kur'an-ı Kerim ümmet-i Muhammed'e Resulullah Efendimiz vasıtasıyla en büyük lütfu ilahisi. Hâlık'ın mahlukata mektubu. Cenab-ı Hak "Ünnezzül minel Kur'an-ı mavi şifâin ve rahmetin lil müminin" buyuruyor. Şifa ve rahmet olduğunu buyuruyor. Hem şifa hem rahmet. Ne kadar şifa ve ne kadar rahmet, ne kadar yakınlık peydah ederse o kadar şifa ve rahmet. Demek ki Cenab-ı Hak Kur'an'ı çok seviyor. Yarattığı insanı yani bizlerin de Kur'an'la istikametlenmesi arzu ediyor. Festakim kema ümürte buyuruyor. Emrolunduğu gibi istikamet üzerine ol buyuruyor. Müminin yüreği Kur'an ile zarifleşecek, inceleyecek ve takvaya erecek. Demek ki hem kendimizi hem de emanet olan evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim'in hem zahirini hem de batın tahsil ile ikmal etmemiz zaruri. Kur'an-ı Kerim tahsili 3 bölümden ibaret. Birinci bölüm harflerin, mahreçlerin tevhid kaidelerine riayet ederek Kur'an'ı düzgün tilavet etmek. Çünkü namaz düzgün tilavetsiz olmaz. Kıraat farzdır. Kıyam da farzdır. Bak kıyamda gücün yoksa oturarak kılabilirsin. Fakat kıraatsiz kılamazsın. Demek ki birincisi Kur'an-ı Kerim'in zahiri kısmı. Kıraatine dikkat etmek. Hafızlık ise Aliül Ala. İlk hafız Cebrail Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an-ı Kerim Resulullah Efendimiz indi. Geçmiş bütün nebilerin hepsinin efendisi oldu. Ramazan ayında indi. Ramazan ayı 12 ayın en mübarek bir ayı oldu. Kadir gecesi indi. Min elfi şer 1000 aydan daha üstün oldu. Ümmet-i Muhammed'e indi. Ümmet-i Muhammed eğer takva sahibi olursa ümmet-i merhume, ümmet-i rahmet olacak. Demek birincisi huruf. İkincisi hudut. Yani emirlerine ve yasaklarına itina göstermek, yaşamak, ihlas ile takva ile tatbik edebilmek. Bu da kalp ve beden ahengi içinde oluyor. Burada kalbin de devreye girmesi lazım. Kalbin Kur'an-ı Kerim'le seviye kazanacak ki emirlere ve yasaklara çok itina gösterecek. Resulullah Efendimizin izinden gidecek. Men yudir Resul'e fakat et Allah. Allah Resulüne itaat, Allah'a itaat. Yani zihni bilgiyle beraber kalbi bilgi beraber olacak. Üçüncü hulk Kur'an ahlakı. Cenab-ı Hakk'ın ahlakı, Resulullah'ın ahlakı. Bu ahlak ile müzeyyen hale gelecek kul. O zaman mümin bir Kur'an tahsiline ikmal etmiş oluyor seviyesine göre. En mühim tahsil de bu ve dünyaya geliş de bu tahsili ifa için. Dünyada birçok dershaneler var, mektepler var, fakülteler var. Beşeri ilmine tahsil etmek için. Fakat esas tahsil edilecek ahiret bunun liyarufun Cenab-ı Hakk'a kul olabilme tahsili. Bu bütün o tahsillerin içinde bu kul olabilme tahsili ifa edilebilirse liyarufun Cenab-ı Hak kalpte tanınacak. Cenab-ı Hak'ta bir yakınlık, bir dostluk peyda olacak. O kullar kıyamet günü la hafun aleyhim ve la hum yahsun. O gün o kullar korkmayacaklar, üzülmeyeceklerdir. Cenab-ı Hak'la dost oluyor. Ve zor geçitlerimiz var. Onlar hiçbir zaman üzülmeyecekler, korkmayacaklar. Bu bakımdan bir babanın, bir annenin en güzel mirası yavrunu Allah yolunda yetiştirmesidir. Kız evlatlarımız hakeza orada Rabbena hib lenâ min ezvâcinâ zurriyâtinâ kurrete a'yun ve cealnâ lil-muttakîne imâmen buyuruyor. Öyle bir anneler olacak ki birinci fasıl o anneler yetiştirilecek. Anne baba o evlatları emek verecek onlara. Allah yolunda yetiştirilecek. Takva üzere olacak. Kur'an ehli olacak. Onlardan kurrete a'yunu göz nuru nesiller gelecek ikinci fasılda. O göz nuru gelen nesillerle ve cealnâ lil-muttakîne imâmen toplumda onlar takvada bir rehber olacak. Onun için esas eğitim Allah'ın dininin eğitimi. Cenab-ı Hak şifa ve rahmet buyuruyor bu eğitime. Efendim elhamdülillah 3 aylardayız. Bu sene
Allah Celle Celaluhu üç ayları nasip etti. Rasûlullah Efendimiz, Allah'ın bârıklığına fir Recep ve Şâban ve bellikine Ramazan buyuruyor. Ramazan'ın çevir oruç mevsimi. Orucun bize farz kılan ayetlerden sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor. Habibim okunan ayeti kelime. Kullarım sana beni sorduğunda sen kullarıma söyle ben kullarıma çok yakınım. Cenab-ı Hak zamandan mekandan münezzeh zaman mekan mahlukata ait. Cenab-ı Hak her an bütün insan, hayvan, cin, melek ne kadar mahlukat varsa cemaat hepsinin her an yanında sonsuz bir güç. Çok yakınım buyuruyor. Bana dua ettikleri vakit dua edenin dileğini kabul ederim buyuruyor. Rahman Rahim merhameti sonsuz. Fakat burada Cenab-ı Hak bir şart koyuyor buna. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar. Yani takva sahibi olsunlar, ihlas sahibi olsunlar, zühd sahibi olsunlar ve istikamette bulunsunlar. Ben de onların o zaman davetine, dualarına icabet ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bize yakınları muhtelif ayetlerde bildiriyor. وَهُوَ مَا كُمْ اَيْنَ مَا كُمْ Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Yine وَنَحْنُ اَقْرُبِ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ İçimizde duyguları biliyor Cenab-ı Hak. Yaratan o duyguları veren o, bilmesi de gayet tabii. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor, bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer buyuruluyor. Yani düşünce Cenab-ı Hakk'a ne kadar yakınız, bunun bir muhasebesi içinde olabilmek. Ona kalben yakın olabilmek ancak onun cemali vasıflarıyla vasıflanmamız da mümkündür. Hayatlarımızı onun rızasına telif edebilmek için ancak şu şartlara dikkat etmemiz lazım. Bir, onun emir ve yasakları etrafında gayretlerimiz muhasebe halinde olacağız. İlahi müşahedenin altındayız. Kendi kendimize yine ayrı bir muhasebe. Allah Resulü benim yanımda olsaydı, eshabının yanında olduğu gibi benim bu halime tebessüm eder miydi yoksa üzülür müydü? Zira Efendimiz buyuruyor ki kıyamet günü benim yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. İki, Cenab-ı Hakk'a yakınlığımız, Kur'an-ı Kerim'le ile yakınlığımız ve Cenab-ı Hak varis kıldık bir okunan ayetlerin biraz aşağısında miras. Cenab-ı Hak Kur'an'ı bize miras olarak veriyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın mirası. Üç kısım. Birinci kategoride ziyana uğrayanlar. Bunlar kendini zulmedenler. İkinci kategoride muktesitler, kah öyle kah böyle. Tam böyle Kur'an-ı Kerim idrak etmiş, takvaya ermiş dinler. Üçüncüsü takvaya ermiş, istikamette olmuş. Bunlar hayratta öne geçenler oluyor. Yaşayacak ve yaşatacak. Siz Allah'ın dinini yaşarsanız, yaşatırsanız Allah size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz buyuruluyor. Demek ki düşünün Kur'an-ı Kerim'in yakınlığımız ne kadar? Kur'an-ı Kerim olan hizmetlerimiz ne kadar? Cenab-ı Hakk'ın kitabına hizmet. Müslümanlar her Müslüman diğer Müslümanın zimmetlidir. Müslümanların derdiyle dertlenmemiz ne kadar? Bilhassa onların imani durumları dertlerimiz ne kadar? Çünkü esas olan ahiret hayatı. Gariplerin, kimsesizlerin, onlar bize ama onun duasını alabilmekle Cenab-ı Hakk'a yakınlığımız. Bütün mahlukatı kaplayan şefkat buyuruluyor. Öyle bir bütün mahlukata müşfik olabilmek. Kapımızda kediye, köpeğe, yaralı kuşa vesaire. En mühimi arkamızdan miras bırakacağımız yavrularını Kur'an iklimi, Kur'an ahlakı üzerine yetiştirebilmek. Diğer esas tahsilin Kur'an tahsili olduğunu şuur ve idrakiyle mümkün ancak Cenab-ı Hakk'a yakınlığımız. Bunun için dilimizi şöyle dua etmeye alıştırmamız lazım. Ya Rabbi, duygularımı, hislerimi kendi rızanla telif et. Gene Cenab-ı Hakk'ın her an yardımına muhtacız. Onca takvamıza zaruri. Cenab-ı Hak bazı günleri, bazı vakitleri, bazı ayları diğerlerinden faziletli kıldı. Ta ki bu vakitlerde Cenab-ı Hakk'a iltica daha çok edilsin, ona yaklaşılsın, sonsuz ondan sonsuz rızası elde edilsin.
Halk arasında üç aylarda zikredilen bereketli mevsime girmiş bulunuyoruz. Ramazan-ı Şerif'in kıymeti çok müstesna. Kur'an ile müşerref ve müseccel bir zirve Ramazan ayı. Ona da mahiyette Recep-i Şerif, bir regaib ayı geçirdik. Regaib kandili geçirdik. Bir iki gün evvel bir Miraç kandili geçirdik. Miraç kandili yine bize Cenab-ı Hakk'ın indirdik Rasûlullah Efendimiz seviyesini hatırlatıyor. Yalnız Miraç Rasûlullah Efendimiz'e ait. Başka hiçbir peygambere, 124 bin küsur peygamberin hiçbirine ait değil. Yalnız Rasûlullah Efendimiz'e. Demek ki Rasûlullah Efendimiz'i Cenâb-ı Hak ne kadar çok seviyor. Biz de Efendimiz'e ne kadar onun izinden gitmeliyiz. Ki o Miraç'ta iki yay miktarı, bir ölçü, bizim idrakimizin ölçü, dışında bir ölçü. Cenab-ı Hak Rasûlullah Efendimiz'le bir mülakat halinde iki yay miktarı bildiriliyor. O taraftan bize fazla malumat gelmiyor bizim idrakimizin ötesinde. Önümüzde Ramazan Kadir gecesi var. Bu da bir düşünelim bir fani bir faniye ne kadar ikram edebilir? Cenab-ı Hak o Kur'an'ı Kadir gecesi indiriyor. Min elfi şer bin aydan daha bir geceye bin ayın faziletinden daha fazla bir fazilet Cenab-ı Hak ikram ediyor. Demek ki ümmet-i Muhammed'e ne kadar sevindiriyor Cenab-ı Hak Kadir gecesiyle efendimiz de ümmet-i Muhammed'in selametiyle seviniyor. Yani ne kadar biz Allah Resulü'ne minnettar olacağız? Ne kadar ona itaat halinde olacağız? Her halimizi nasıl Allah Resulü şu durumda nasıl hareket eder de kendi halimizi mizan edeceğiz? Demek ki bu iki gece, Miraç ve Kadir geceleri Efendimiz'e ait büyük Cenab-ı Hak büyük bir lütuf geceleri. Biz de meccanen bir bedel ödemeden ümmet-i Muhammed olduk. Biz de onun bedelini ödemeye gayret içinde olmamız zaruri. Bu gecelere biz nasıl nail olduk? Allah Resulü sayesinde. Onu daima onu unutmayacağız. Kur'an-ı Kerim sayesinde. O halde iki nimetin kadrini iyi bilir Resulullah Efendimiz ve Kur'an-ı Kerim. Miraç geçti, Kadir gecesi hazırlanmamız lazım. Şaban ayında da bir hüküm gecesi var. Berat Kandili. Ona hazırlanmamız lazım. Bir de Resulullah Efendimiz en çok Ramazan'dan sonra oruç tuttuğu ay Şaban-ı Şerif ayı.